1959 doğumlu. Doğumluyum. 1970'ten itibaren kuzudan başladık koyun gütmeye. 74'te evlendik. Birkaç sene köyde güttük. Ondan sonra Halil İbrahim babam rahmetliğin yanından ayrıldım. En başta Başkuyu'ya çoban gittik. Gittim. Bir 3-5 ay orada koyun güttüm. 74-59 işte 18 yaşında falandım ya. Başkuyu'dan geldikten sonra burada Uçkuyu'da koyun güttüm. Uçkuyu'da çok koyun güttüm. Kezoğlu'nda, Sünni Musagil'de, şeylerde, Çiğli Kızın Abdullahgil'de. Eskiden bir koyun gidiyordun, 900 liraya bir 6 ay koyun gidiyordun. O da sen 6 ayı yetiresiye kadar zaten paranın yarısı bitiyordu. Her eve gelişte alıyorsun geliyorsun, çocuğa çoluğa para veriyorsun. Seve seve yapıyordun, başka mesleğin de yoktu. Mesela herkes, o zamanlar benim emsallarımın çoğu İzmir'e gitti, Akşehir'e gitti. Şu dalmadan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin mi? Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin mi? Beyninin efesi, efesi, efelerin efesi. Bu yana çıkar, Sultan Dağı'na çıkar, dolanır gidiyor. Burası eski Cerbil'in, Cerbil'li Arap'ın ağılı. Burada bir çeşme nerede eski çeşme? Bir çeşme, burada çeşme yok oğlum. Ha, benim aklımda benim bir çeşme var dedim. Böyle. Buraya bir gel, elini kolunu sallaya sallaya gelemezsin. Her taraf koyun, köpek. Burada 20 tane sürü olurdu. Burada. En aşağı, en az sürü 500-600. Ve kimin bu koyun azdı? Herhalde filençinin. 500-600 oldu mu az oluyordu. Buraya gelirler, yemek yapacaklar öğlenle. Herkes ağları, kavanozlara tereyağını katmışlardır. 2 tane, 3 tane kavanozu tencereye bir katarlar. Yağ, suya muya gerek yok. Pilavı pişirirler, ondan sonra yerler. Eli, çok ehli adamlar vardı bazı çobanların içinde. Süt sağarlardı bazen. Ama bazı ağaların da çobanları cimri. Evde 300-500 koyunu var, çobana çiçek yağı katmıştır. Buraya gelince çobanın biri görür, bu ne lan çiçek yağı? Lan seninle ben niye edeyim? Allah'ım bir çarpar kavunuza atar ya. Atar gider yani diyor, doğru ben burada dağın başında diyor tereyağınla pilav yiyeceğim. Aha. Thank you.
olmadan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin. Meşhur Karakuyu Kalesi. Kalenin şu anda tam zirvesindeyiz, en üst zirvesinde. Buradan Emir Dağı'nı gör, Karakışlı'yı gör, Koçyazı'yı, Yunan Tepesi'ni gör. Hatta Sultan Dağı'nın dağlarını gör, Dondurma, Zeybekoya, Vurucova. Seçtin mi beyninin nefesi, efesi, efelerin efesi. Efesi, efeleri, efesi. Ali'nin adını Hazreti Ali koydular. Evinin efesi, efesi, efelerin efesi. Yörükte Ali'nin adını Hazreti Ali koydular. Efesi, efelerin efesi. Evginin efesi, efesi, efelerin efesi. Evginin efesi, efesi, efelerin. Ali Osman anlatıyor, Müsemmim Ali Osman, bir gün diyor Kirsel'den çıktık, İbrahim'in üstünden gidiyoruz diyor. İşte köpekler ürüyor diyor, işte canavar geliyor. Bak oğlum dedi diyor, babam rahmetli diyor. Şimdi tek köpeklinin birisinden alır dedi diyor. Biz gittik geldik dolaştık diyor, ertesi gün gidiyoruz diyor. Ulan bir tane koyunu canavar yemiş, şöyle bak. Babam dedi diyor. Bak Ali Osman gel oğlum gel dedi diyor. Bak tek köpeğiyle koyun gütmenin de aile şeyi sonu budur. Birisinden yemiş dedi diyor. Ulan diyor bir de öyle koyunun kulağına gözüne baktık diyor, ileriye gittik. Babam dedi diyor. Lan oğlum bu kocamarın üstün bir koyun vardı, ona benziyor bu koyun, bizim olur da dedi diyor. Geri döndük geldik diyor, koyuna baktı diyor. La oğlum valla bir de eve vardı diyor, saydı diyor koyun, canavar diyor, bizden yemiş diyor. He işte bu dünyanın işleri böyle.
Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden. Arkadaşlar, burası son durağımız Sıram Karakuyu. Burası öz ve öz baba ocağımız. Bostanlar Mobilya'da Allah razı olsun, teşekkür ederim. Videoları, bu fotoğrafları çekip de bize izlettirdiği için cümleden size de teşekkür ederim. Bu videoyu bizim için izlediğiniz için. Herkes Allah'a emanet olun. Yolun sonu görünüyor. Merhameti yüreği yok, bu dünyanın dileği yok. Merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes erinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor.